Mersin şehrinde olsa, Erzurum kentinde de olsa her gün haksızlığa uğrayanların haklarının güvence altına alınması lazım. Devlet tarafından haksızlığa uğrayan insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmeli. Örneğin demokratik bir ülkede yaşama şansına sahip oldum Batı Almanya'da ve Dışişleri Bakanı olarak da benim sorumluluğum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasını sağlamak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın özgür bırakılması, tahliye edilmesi yönündeki kararı da buna dahil. Zor dönemlerde belki de bu tür konuları ifade etmek kolay değil. Fakat bu dönemlerde özellikle karşılıklı olarak birbirimizi dinlememiz lazım, zor olsa dahi. Almanya'da biliyorsunuz Werner Almanya davası var. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bu karar neyle ilgili? Hapishanede insanlık dışı davranışlar ve işkence. Hangi yılda bu mahkeme karar aldı? 2016 yılında. Yani kaç yıl önce? 6 yıl önce. Sayın Baerbock, benim ülkem Almanya'da İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor 6 yıldır dese kendilerinin görüşlerine daha fazla saygı duyarım. Peki tüm bu mahkeme kararları diğer ülkelerde, diğer üye ülkelerde de var. Bunlar uygulamazken niye bir tek kişi, elbette İnsan Hakları Mahkemesi'ne bizim her bir vatandaşımızın iç hukuk yolu tüketildikten sonra başvuru hakkı vardır. Bu Osman Kavala için de geçerlidir, A ismi, B ismi için de geçerlidir. Ve mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye olarak aldığı serbest bırakma kararını uygulamıştır. Ama başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam etmiştir. Nitekim o farklı suçlamalardan dolayı da bir ceza almıştır. Niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz. Sizlerin ne kadar destek verdiğini biliyoruz. O nedenle Osman Kavala konusunu sürekli gündemde tutuyorsunuz. Ve de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantılarında oylamalar olurken de tüm ülkeleri arayıp hatta bazı ülkeler sizin onları tehdit ettiğinizi de söyledi. Niye Almanya tek başına bu işin peşine düşüyor da tüm ülkeleri de tek tek arıyor, Türkiye'nin oradan atılması için çaba sarf ediyor? İşte başka mahkeme kararları da var. Hepsini, örneklerini verdim, daha çok verebilirim. O nedenle bu konularda çifte standarda düşmeden ve ikiyüzlülük yapmadan oturup konuşup ne olduğunu ve hukuk çerçevesinde neler yapılması gerektiğini de biz Türkiye olarak konuşmaya hazırız.